iyi olmayan, yani çok işinde çok iyi yazılımcı olmayanı daha çok verim alabilmek için yönetici yapıyorlar. Aha. Kolay değil. Ama yolda herkes yapardı. Herkese merhaba. Kolay Değil'den yeni bir bölümle karşınızdayız. Yanımda sevgili Ozan'la Tugay var İKAS ekibinden. Ozan İKAS'ta Lead Developer, aynı zamanda şirket ortaklarından. Yine Tugay da İKAS'ın CTO'su ve yine şirket ortaklarından. Bugün konuşmak istediğimiz konu yazılım şirketlerinde veya yazılımda iş bilmeyen yöneticiler konusu. Aslında ben bayağı susacağım bu bölümde. Gerçek yazılımcılar. Yıllarca tecrübeleriyle hani birçok şirkette çalışmış ve birçok yöneticiyle beraber çalışmış. Şimdileri aslında kendileri yönetici olmuş bizim şirkette. İnsanlardan gerçek tecrübeler dinleyeceğiz. Ben çok keyifli olacağını düşünüyorum. Evet, sözü yine Tugay'a veriyoruz. Tugay bir içini döksün, rahatlasın. Sonra susmuyor diyorlar. Çok da gaza getirme, Ozan da döşemesin. Linç potansiyeli yüksek bir bölümde karşınızdayız. Evet. Tugay Bey, buyurun. Ya şimdi ilk olarak başlamak gerekirse, ya yazılımda can sıkan birkaç tane yönetici türü var. Yani bir, işi bilmeyen yönetici zaten. Evet. Yani işte çok işi değil de projeyi de bilmeyen yönetici. Projeye, konulara hakim olmayan yönetici. İkincisi, insan ilişkileri zayıf olan yönetici. En kötüsü. Genelde, evet, yazılım sektöründe yani bizim işimizin gereği sürekli bilgisayarla muhatap olduğumuz için gün geçtikçe insan ilişkilerimiz zayıflıyor. Çok fazla iletişime geçmediğimiz için. Üçüncüsü de bir şey bilmeyip bildiğini sanan en tehlikelisi. Yani benim şu an aklıma gelen bunlar. Ama bu son iki dediğin her sektörde var yani. Hani yani, insan evet. ilişkilerini bilmeyen ve ya üçü de var yani, işi de bilmeyen yönetici. Var. Evet. Yani şöyle başlıyor. Yani yazılım sürecinde bir iş geliştirmede yeni bir özellik yaparken yaşadığımız en büyük sıkıntı şu. Bir özellik yapılacak. Bu yapılsın. Şimdi özellik ne? Nasıl erişilecek? Bunun süreçleri nasıl olacak? Kullanıcı buraya nasıl gelecek? Bu özelliğin etkilediği yerler neresi? Hani yani tamamen kapalı kutu. Ve hiçbir şekilde bilgi araştırılmamış. Üzerinde çok düşünülmemiş. Araştırma yapılmamış konular. Ve bu yazılımcıyı şey yani biraz böyle kaosun içine, karanlığın içine fırlatmak gibi bir şey oluyor. En çok yaşadığımız sıkıntı bu oluyor. Çünkü konu net olmayınca, yazılımcının kafasına konu net olmayınca kod yazacağı süreçte bu sefer onu düşünüyor. Evet. Yapıyor, olmuyor, başka bir şey yapıyor, yine evet. olmuyor. Morali bozuluyor. Çıkmaza giriyor, morali bozuluyor, performansı düşüyor. Yani bu direkt yazılımcıya vereceğimiz yazılımcı açısından en tehlikeli konu bu açıkçası. Kişisel işler tarafında ne tür sıkıntılar oluyor bu iş bilmeyen yöneticilerle ya da belki kişisel şeyleri zayıf olan yöneticilerle? Ya bu, o da şöyle oluyor. Yani iletişimi zayıf olan yöneticinin sıkıntısı da şu oluyor. Sen mesela yöneticin olduğu için sürekli bir şeyler söylüyorsun, bir şeyler raporluyorsun ve böyle sana verdiği tepkiler soğuk ve içten olmuyor. Ondan sonra ne bileyim yani sana karşı konuşması ya da sana söyleyeceği cümlelerin gerçekten seni kıracağının farkında değil. Anladın mı? Yani kişisel iletişimde çok zayıf olduğu için ya da böyle bir olay oluyor. Mesela bir zorunda değil ama bir yönetici bir yere gidiyor ya da gelmiyor o gün. Kimseye haber vermiyor mesela takımından. Ve takım böyle bir kaosta. Hani o gün ne yapacağını bilmiyor. Biz bunu çok yaşadık yani. Gelmiyor. Evet. İki gün sonra böyle, sonra onun yöneticisi yani yöneticimizin yöneticisi bize soruyor bu sefer. Nerede diyor. Bizim de haberimiz yok diyoruz. Yani, çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. Yani sonra şirkette kimi insan kafasına göre 4'te çıkıyor işte. 3'te çıkıyor değil mi? Aynen yani. Öyle. Aynen öyle bir durum o. Evet. Yani, o yüzden yani iletişimi kuvvetli olmayan böyle hani iletişimi kuvvetli hani iletişime giren ama negatif iletişime giren de çok fazla oluyor. Sürekli girmesi sert daha, konuşan, girmesi daha iyi. Küfreden iyice. Yani. Ya böyle evet. toplantıda kadınların yanında küfreden yöneticimiz de vardı bizim yani. Evet. Çok biz utanıyorduk, o utanmıyordu. Yani. O da kötü evet. bir durum evet. açıkçası. Yani onun dışında zaten işi bilmeyip de bildiğini zanneden daha tehlikeli. Çoğu kişinin evet. deneyimi vardır. Ya burada aslında sözü Ozan'a vermeden önce ben ufak bir şey söyleyeyim. Çok fazla arkadaşımda da tanıdığımda da gördüm bunu. Özellikle herhangi bir özellikle büyük organizasyonlarda çok fazla işte hiyerarşi var, yönetici, evet. onun üst yönetici vesaire var. Çok fazla yerde
gerçekten senden çok daha kötü, vasıfsız, vizyonsuz, ilişkileri kötü ama bir şekilde oraya gelmiş yöneticiye denk geldiğin zaman onunla çalışmak o kadar zor ki, hele uzun süre, yani uzun süreli çalışmak baya baya zor bir iş, evet. Ve buna tahammül edebilmek, psikolojik olarak dayanmak insanı bitiren bir şey. Çok insan bundan dolayı istifa ediyor yani şirketlerden. Çok fazla. Çok insan da edemiyor çünkü ya o da bir şekilde belki maddi vesaire bazı kaygılarından korkuyor ama ya da ondan sonra o da yolunu bulmaya çalışıyor. O da en kötü şey yani hakkıyla gelemeyeceğini düşünmeye başlıyor ve çok kötü bir sistem oluyor. Senin Ozan bu iş bilmeyen yöneticilerle ilgili böyle kötü bir anın var mı yani direkt spesifik olarak bahsetmek isteyeceğin? Valla Tugay'ın anlattıklarına paralel aslında benim düşündüğüm her şeyde. Bugüne kadar gördüklerim de en azından öyle. Yani en sıkıntılı durum bence şey oluyor Tugay'ın dediği gibi. Hani işin ne olduğu belli değil, nasıl yapacağı belli değil. Yani yazılımcının işi zaten kendi başına zor bir iş. Bir de işi nasıl yapacağını, business logic'e karar vermesi falan gerekiyor. Bu durumlar biraz zorluyor. Peki bu yazılım, ya bu yöneticilerin işe fazla müdahil olduğu zamanlar oluyor mu? Yani öyle bir şey var mı? Yani böyle hani işine çok karıştı yani hani. O da var. Yani şöyle yapma, böyle yaz bunu falan değil. Micromanagement. Micromanagement oluyor mu? Yani bir defa yaşamıştım böyle bir şey. Hani evet. O da gerçekten çok tehlikeli. Ne yani olmuş? Daha ben işimi bitirmeden yani task'ın bitmiş gibi davranıp daha olmamış falan dendiği falan da oluyor hani. Daha ağzını bitmedi zaten yani. Bir şey ben bitti demedim. Bilmiyorum. Ağzını yüzünü kırarım lan dedi. İçimden demiş olabilirim ama. Evet. Ozan'ı tanıyanlar diyormuşum. Ya o da korkunç bir şey değil mi? Yani hani bir dur yani değil mi? Önce bir işimi yapıyorum tabii zaten. Tabii yani bir işimiz yani ben bitti diyeyim. Ondan sonra kontrol et. Hani sıkıntı varsa eyvallah bakarız beraber evet. Ama hani senin daha ne kadar işletmemiş. Titiz ve iyi iş yaptığını bilen biri olarak yani hani bu senin için ekstra daha da zor olmalıdır yani kendi kişisel yani. Karakterinle ilgili söylüyorum. Hani birçok insan için zor ama senin için ekstra zor olacağını düşünüyorum bunun. Sen ne diyorsun micromanagement konusunda? Micromanagement'ta benim yaşadığım bayağı bir şey var aslında. Ya şöyle bir birazcık böyle magazine girelim artık Tugay. Aslında çok sevdiğim insanlar da neyse. Abi söyle isim vermiyoruz. Şöyle ya böyle yanına oturup hadi sen kod yaz bunu beraber yazalım ben de senin yanına oturayım sana göstereyim diyen yöneticim var yani anlatabildim mi? Yani kendisi böyle genel müdür seviyesinde yanına oturuyor. Genel müdür yardımcısı seviyesinde yanına oturuyor hadi şunu yazalım beraber yarım saatte bitiririz falan yani. Böyle yöneticilerim oldu. Ve yani peki şimdi bu kötü ama daha kötü bir senaryo daha söyleyeyim. Sana kodla senle oturup hani ne diyeyim pair coding mi denir buna nedir yani? Pair program mı denir? Bunu yaparken yani çok kötü de bir yazılımcıysa adam aynı zamanda daha da kötü bir şey. İşte öyle oluyor zaten. Yarım saatte hadi bunu yazarız diyor. 5 saat oturduğun koltuktan kalkamıyorsun sonra. Böyle karışıyor gidiyor onu söylüyor bunu diyor. Yani bir şey de yapamıyorsun. Yöneticin olduğu için zaten dediklerini yapmaya çalışıyorsun. Yani mikro management ya birkaç katman atlayıp ta yazılımcıya kadar inmek çok doğru değil. Çünkü sen buraya 3 tane katman almışsın. Onun yöneticisi almışsın, yöneticinin yöneticisi almışsın. Sen onları da yönetiyorsun falan yani. Oradaki adam geliyor senin yanına geliyor ki bunu böyle yap şunu şöyle yap. Diye sana yorum yapıyor, feedback veriyor. Ya bu aradaki yöneticilerin zayıflığından da kaynaklanıyor bazen. İşte bu aradaki yöneticilerin işe yaramadığını aslında gösteriyor. Evet, bence. Yani evet. Genelde ondan oluyor. Yani. Ya bu ama startuplarda bu hiyerarşi kültürü daha az değil mi? Daha startuplarda yok bence kadar az yani. Evet, evet. Neredeyse yok yani. Çok çok ilginç ya bu kadar fazla yönetici. Peki bu ya o kadar yöneticiye verilen parayı gerçekten developerlara verseler bence çok mantıklı olurdu. Yani önceki şirketlerime dayanarak söylüyorum. Çok haklısın. Peki yani tek tek yaptıkları şey oluyor yani. Üstte bir adam var, arada 2-3 kişi var. Oradan gelen feedback'i developer'a ilet yani. Onu evet. Biz zaten kendisi de söylüyor aradan. Bir şey yapmıyorsun bir yani. Şey var yani sektörde bizim yani gördüğümüz yani İyi olmayan yani çok işinde çok iyi yazılımcı olmayanı daha çok verim alabilmek için yönetici yapıyorlar. Aha. Gerçekten öyle. Aha. Yani işini iyi yapmayanı yönetici yapıyorlar. Gerçekten öyle gördüğümüz var. Ekran bunu kesip Instagram'a kocaman koymanı istiyorum ve bombalar falan patlat arkadan. Kestik. Yani. Ben kaçıyorum. Görüşürüz kendinize. Yani Tugay şunu mu diyorsun? Şu an sektördeki yöneticiler aslında iş. Ya buradan ya, başlıyor çünkü. Ya burada tabii biz genelde yani bir şey veriyoruz ama tabii istisnalar kaydayı bozmaz. Var yani istisnalar daim. Yok aslında doğru bir mantığı da var kendi içinde şirket açısından düşününce. Sen gel, abi, verim aldığın bir insanı büyük seviyeye çıkartırsan
Onun boşluğunu doldurmak için 2-3 kişi daha alman gerekebilir. Ama öyle de işte sen verim aldığın adamı ya ödüllendirmek istiyorsan hani ne bileyim ona yönetici gibi haklar sun ama yönetici deme. Bunu Google yapıyor bu arada yani. Ya şöyle bir şey var aslında. Gerçekten çok saçma bence. Türkiye'de en azından böyle gördüm ben bugüne kadar. İyi kod yazan bir yazılımcı var. Adam bayağı her şeyi yapıyor. Bütün ekibe yardım ediyor falan ama adamı yönetici yapmak istiyorlar. Yani adamı istemiyor zaten. Terfi vermek için değil mi? Adamı ödüllendirmek istiyorlar ama adamın istediği ödül bu değil. Yani benim maaşımı arttırın bana yeter evet. diyor mesela. Ben yaptığım iş bu. Ben bunu seviyorum diyor. Yani ben iş evet. olarak kod yazmak istiyorum diyor. Adamı yönetici yapıyorlar. Hani bu da bir şirket açısından verimsizliğe yol açıyor aslında. Bir de çünkü o adam iyi yaptığı bir iş varken tam tersi yönetici olduğunda belki adamın insan ilişkileri zayıf. Evet. Liderlik vasıfları zayıf. Aynen. Evet. Motivasyon yani insanları motive edemiyor vesaire. Çok yanlış bir role de sokmuş evet. oluyorsun. Adamı down ediyorsun orada evet. yani. Adam hem istemediği bir iş yapıyor hem sessiz sakin bir insan mesela. Hiç böyle insan ilişkileri zayıf yani. Olmuyor yani bence olmuyor. Peki değil. Sence Ozan yazılım dünyasındaki bu iş bilen ya da bilmeyen yazılımcılar eleştiriye açık mı? Yani kişiliğe bağlı aslında. Ya böyle senin bugüne kadar tecrübelerinde böyle ciddi anlamda içeriden eleştiri yapabilen insanlar çıktı ve bu insanlar da bunları dinledi, haklısın deyip kendini bir şey yaptı mı yoksa böyle bir çok hızlı bir ego mu ortaya çıkıyor yönetici vasfına geçince bu insanlarda? Yönetici vasfına geçince aslında oluyor. Önceden olmayan yoksa bile yönetici olmaya başlayınca insanlarda oluyor çünkü. Bu sen şahit oldun mu buna? Evet. Yani bu sefer çünkü insanlar kendi üst yöneticisinin karşısında küçük görülmek istemiyor mesela. Hani senin dediğin doğru olsa bile senin yani yanlış yola sokuyor falan yani. Evet. Sen ne diyorsun oluyor bu ego savaşları, ego wars? Ego ya doğru diyor yani ben de Ozan'ın dediğine katılıyorum. Ya şöyle bir şey var. Kendi yönetemediği takımı üstteki yöneticisine kendini iyi göstermek için mesaiye bıraktıran yönetici var mesela yazılım sektöründe. Sen projeyi, sürecini iyi yönetememişsin, iyi çalışmamışsın geri gelen özelliklere, adım adım çıkarmamışsın, yazılımcını kaosa atmışsın, karanlığın içine atmışsın, ne yapacağını bilmiyorsun, bilmediği bir şekilde. Çok kötü ya. Ve bir haftada çıkacak şey 10 günde çıkıyor dolayısıyla ya da 3 haftada çıkıyor. Peki mesela bu yönetici şunu yapamıyor mu? Daha önce bir konuştuğumuz örnek aklıma geldi. Mesela işte şirket sahibi çok da gerekmeyen aslında çok gereksiz bir feature'ı sabah diyor ki bu yarın akşama bitecek. Ve bir bahsetsene ondan. Mesela yönetici mesela orada patrona karşı çıkmayıp sırf ona iyi gözükmek için tüm ekibi iki günde nasıl oluyor o iş yani mesela? Ya şöyle çok güzel örneklerimiz var yani. Evet. Var. Yok yani bunlar şöyle, gerçek ya bunu. Yani, bu arada çok lütfen olacak yani. Yani izleyenler hani yorumlarınızı da bekliyoruz. Hani katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Daha nasıl ne tür örnekler başınızdan geçti ama burada gerçekten iş hayatından gerçek tecrübeleri paylaşmak istiyoruz. Kanalın amacı bu zaten. O yüzden bu arada yeni yazılımcı arkadaşlar bunların hepsini yaşayacaksınız. O yüzden iyi olanlar ikaza gelsin. İyi olmayanlar ne yapıyorsa yapsın. Ya gereksiz saatlerce ben burada niye mesai yapıyorum dediğiniz şirketler olacak. Evet, o yüzden kendinizi hazırlayın. Girmeye çalıştığınız büyük şirketlerde yaşayacaksınız bunlar evet. özellikle. Aynen. Ya şöyle oluyordu ya bir şirketimde. Genel müdür arıyordu şirketin sahibi. Yani ya da bir gün önceden söylüyordu. Ben yarın gece 11'de Türkiye'de olacağım. Bana şu özelliği çıkartın. Ve bu özellik bir haftada çıkacak bir özellik. Ve dolayısıyla bu yönetici de kendini ispatlamak zorunda ki yerini garantilesin, işte zammını arttırsın vesaire gibi durumlar var. Ne yapıyordu? O gün başlıyordu. Ertesi güne kadar çalıştığımı biliyorum. Ben yani sabah 8'de girip ertesi gün akşam 6'da işte çıktım biliyorum mesela. Yani bu kadar saat sen yazılımcıya ne yaptırabilirsin ki? Bir de yani kafanı çalıştırdığın bir iş yapıyorsun. Evet. Fiziksel bir iş yapsan bir saat dinlenir devam edersin de kafanı çalıştırdığın bir iş yapıyorsun. Yani en tepeden aşağı doğru bu stres ve yoğunluk aşağı doğru dağılıyor evet. aslında. Yani şirketin sahibi ne kadar böyle anlayışsız ve uçuk taleplerde bulunursa o zaman yöneticiler de yazılımcıdan böyle taleplerde bulunuyor. Burada işte aslında iş bilen bir yöneticinin patrona karşı çıkması lazım. Yani şirket bekası ve şirket çıkarı içinde hani o sırf orada bir böyle koltuğunu garanti etsin ya da işte zammını artırsın ya da şey biraz yani yağ çekmek için ya bak patron sen bana bunu bile desen biz bunu da yaparız gibi. Bu arada çok gerekli bir şey olur. Hayat memat meselesi veya şey olur yapar zaten bunu. Evet. Belki yöneticinin
Orada yönetici doğru kararı verir yani. Belki çünkü ekip yapmak istemeyebilir ama yönetici şirket için gerçekten onu yaptırması güzel bir şey. Ama bu dediğin senaryoda çok yanlış bir senaryo gerçekten yani. Ya da tabii burada şey, belki başka bölüm konusu ama yani bu yazılım şirketlerinde ve yazılım dünyasında insanların gözüne çok büyüttüğü ve çok güzel gözüken, yüksek paralar dönen, maaşa dönen şirketlerde aslında iş dünyasının ne kadar sıkıntılı olduğunu da belki başka bir bölümde konuşuruz yani. Hani çünkü evet, özellikle yeni mezunlar o dünyaları çok güzel zannediyor, böyle çok müthiş geliyor onların gözüne ama gerçekler acıdır. Başka aklınıza gelen bir örnek var mı? Var aslında ama daha konumuz çok uzar. Sözü konuda çok dalıyız çünkü. Okay. Bunun bir tane böyle bir tanesini daha yapalım bu konuyla ilgili. Evet. Önümüzdeki bölümlerde. Okay. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok güzel katkılar yaptınız. Ederiz. Evet, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Kolay Değil bölümünde görüşmek üzere. Ama yolda herkes yapardı.